Bakmak çok zahmetli iş. Onu alıştıracaksın. Ondan sonra eğiteceksin. İşte sürekli dışarı çıkaracaksın. Kakişko yapacak. Bir sürü şeyler işte. Neyse bayağıdır ben girmedim. 2-3 gündür şu sunucuya girmedim. Bakalım başka kişiler neler yapmışlar. Mesela şuradaki ev değişmiş abi. Burada bir tane sandık odamız vardı. Artık daha güzel sandık odası olmuş. Şunun güzelliğine bak. Üstlerde de bak neymiş bu? Yatakhane var abi. Yatakhane var. İnsanlar uyusun diye misler gibi. Beraber uyuruz herhalde. Koyun koyuna uyumacalar abi. Burada ne var? Burada dolap var. Raflar. Temizlik imandandır. Nasıl bulmak istiyorsanız öyle bırakın. Sigara içmek yasaktır. Bunu yazan Tosun okuyor. Oğlum bu ne lan? Yaşasın 23 Nisan. Ben buradan gideyim ineyim. Başka ne var? Burada taşlar var. Bunların hepsi taş mı abi? Ya bayağı bir eşya var. Elmaslar var. Wow. 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 En son Oktay Bey'im hesabımdaydı da ben ne olduğunu bile bilmiyorum yani. Yana git, yana git. Yana mı gideyim? Öbür yok yok çık. Öbür çıkışta git. Oğlum buralara da kitaplar falan koymuşsunuz. Muazzam olmuş ha. Bayağı ta... Sen kimsin lan? Burada gizli gizli dolaşıyorsun. Bu yana gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Şimdi. Bak orada bir yer var. Nerede? Hemen yanında ama binanın dibi. Bir tane burası mı? Aha. Bakalım neresi var? O Berkuant'ın o Oo, var. burası ne abi? Şey, insanları öldürüp burada yamyam olarak yiyor musunuz yani? Klasik Amerikan evleri aşağı. Bir tık gerildim. Aa, buraya aldınız burayı. Okey. Güzel olmuş. Ki Berkuant bunu hala ilerletmemiş. Berkuant Paşa sen en son bir de mahkeme yapılıyordu. O mahkemeye de bakacağız. Gizli yerimiz burası. Çok da gizliliği kalmadı. İyi bari güzel yapmışlar, tatlı olmuş. Kamera açımı da beğendim bak, tekrar tekrar öreceğim ya, çok hoşuma gitti. Bak herkese diyorum böyle yapacağız, şöyle yapacağız. Masayı buraya alacağız. Böyle Apple'ın boktan bir tane şeyi var ya abi, tık tık ölçüm şeyi. Abi yaptım. Dedim ki tamam burası 1,73 çıktı. Buraya baktım 1,75 falan, hadi üzerine birkaç santim daha ekle tam oluyor. Bir yaptık abi şu kadar şey. Cam açılmıyor falan. Sonra buraya boşluk bıraktık vesaire ama yani iyi ki birden beni deli dürtmüş de günün sonunda böyle bir şey yapabilmişim. Çok hoşuma gitti. Burada Oktay evini genişletmiş. Buraya bir tane daha ev konulmuş. Tatlı. Herobrine yarına kadar. Herobrine çok güzel. Downcraft diye bir tane mod paketi var biliyorsunuz. O mod paketinde bizim Herobrine save'inde kaldığımız birçok yer var. Onlara da baktım. Teker teker günün sonunda uyuşuyor. Yani save'i oraya aktaracağım. Oradan devam edeceğim. Orada Herobrine final boss'u var. Böyle taklalar atıyorsunuz. Büyüler basıyorsunuz. Savaşıyorsunuz. Muazzam bir şeyler. Burası da güzelmiş bu arada. Tatlı bir ev de. Bu evi görmekten çok sıkıldım yani. YouTube, Minecraft ev videosu falan yazıp herkes bunu yapıyor. Bak ben bu evi hiç yapmadım. Hiç YouTube videosunda da görmedim. Ama takipçi ev videosu yaptığımda bu evi 30 kere gördüm. Burada da biri YouTube videosu izlemiş. Sen mi? Benim Sen. değil, benim değil. Bu takipçilerden biri. Tamam. Dibime yaptı ya. Dibine yapmış. Özenmiş senden. Şeye git, benim eve git. Senin evde neler var? Gir içine. Burası mı? Orası yok, başka bir yer daha var. Oğlum sen neler yaptın lan gizli Gizli gizli. gizli oraya Adam git. 2 gündür burada ne ara yaptı bu yerleri bilmiyorum yani. Eve gir şimdi. Girdim Girdin. eve abi. Soladın. Sola döndüm. Bak orada. Wow. Wow. Vay hapishane yapmış. Manyak herif. Kanadası Bu, Leonardo DiCaprio da mı var burada? Burası tuvaletleri. Adamlara... Aa! Lan göt buradan nasıl çıkacağım ben? ya biz aynı abi. Ya hapishane... Oğlum kırarım ben burayı Allah Allah ya. Adam bak beni araya da direkt hapse soktu. Burada yüzünü ilk saatlerde yıkıyorsun falan. Ama güzel yapmış yani helası falan filan var. Baksana yani şey var yani musluklar falan filan var. Demirde yapmış. Normalde bak hapishanelerde şu sivri köşeleri koymaman lazım Oktay. Yoksa böyle pat diye kafasını vurup öldürüyorlar kendilerini. Özellikle tuvaletlerde plastikten yapılıyor ki kendini kırıp silah falan olarak kullanmasınlar. Burayı geliştirmen lazım kardeşim. Yoksa burada hapiste kalanlar kendini katletmeye çalışabilir yani. Yerin içinde mi yaptın? Suyun altı var Sen ya. istiyorsan daha sesli böyle hani dede diye konuşabilirsin. Kimse duymuyor çünkü seni. Peki. O camdan yer var ya, orayı da yaptım. Aha. İçini güzelleştirdim bayağı bir. Ne ara yaptım ben de bilmiyorum da yaptım yani. Burayı da mı? Burayı gördük sanki ya. Yok yok. Daha güzelleşti mi bura? Alt katı da mı var? Alt katı da var da burası daha güzel. Güzel yatak. Tamam. Bunda mı alt katı var?
Miyav, aramıza hoş geldin. Teşekkür ederim. Buradan Bunda sandık odası. Sandık odası. Adam sandıklarımız. Kullanmıyorum. Güzel manzara. Şuralara da tatlı bir şeyler yapsan. Hani ne bileyim şuraları mesela buraya baktığımda şunları görmektense daha tatlı bir manzara görsem çok çok güzel olur açıkçası. Buradan çıkıyoruz. Oktay Bey'in evinden çıkışımızı gerçekleştirdik. Bakalım en son şurası da yapılacaktı. Burası ne alemde hiçbir fikrim yok. Bakalım. Hala inşa aşamasında, yakında trading hall sizinle, ilerleme %55. Bakalım abi, önceden ki hali yüzde kaçtı bilmiyorum ama şöyle şuradan atlayalım. Zinc. Yani önceki hali de %55'miş diyelim o zaman, bayağıdır böyle. Ben de gerçekten bir ilerleme falan var zannettim. Abi bu arada tarlada da illegal şeyler dönüyor. Tarlada illegal şeyler dönüyor. Okey. Bam bam baram bam. Kika aboneli katılabiliyor diye. Abi şöyle bir şey yaptık. Çok fazla kişi geldiği için Realms'a onu şey yaptık. Sunucu. Oğlum ben nereye aldım lan? Çok şükürdüm. O yakında açılacak abi. En son sözleşip doğru yerlerden sunucu alma şeylerini konuşuyorduk. Ondan sonra herkes açılacak. Hani abone olan herkes. Sen bugün abone oldun. Biz 3 ay önce sonra açtık. Tamam, öyle bir şey olmayacaktı. 3 ay sonra açtık. Yine girebileceksin. Kika aboneler kısmında gözüktüğün şeyde hak geçmeyecek. Sıkıntı yok onda. Şimdi burası da okey abi. Burada bir tane mesela bak. Şöyle bir tatlı bir alan yapılacaktı. Elytra hizmet alanı. Şöyle uçuşlar, kaçışlar. Buradan başlangıç alanı yapılmış. Benim fişekler de bitiyor ama. Şimdi buradan geliyorsun. En başında burası arkadaşlar. Elytra ehliyeti verdiğimiz alan. Oktay Beyler tarafından yapılmışlar. Kendisi çok zor olduğunu söylüyor. Buradan uçuşumuzu başlıyoruz abi. Vitesi 1'e takıyoruz. 2'ye taktık burada. Devir düşürmeden şöyle yavaş yavaş geçiyoruz. Aynen. Güzel. Tatlı. Sonra buradan sola doğru bir ibre var. Oradan şöyle uçalım. Ah! Tamam. Sıkıntı yok. Öyle bir yapmış ki zaten hani uça gidemedi ya. Uça gidemedi. Engelli. O zaman ben ehliyet kursunu buradan almam abi. Daha güzel pratik yerler oluyor. İnsanlar daha kolay yerlere gidiyor. Oradan girerim yani. Sonra buradan dalışlar var. Şöyle. Hop. Hop. Oğlum ben elitre kullanabiliyorum. Manyak adam. Bam. Bu kadar. Oğlum ben dedim ben. Geçemez. Ben sana söyleyeyim. Ben Elytra eğitimi vereceğim demiştim size arkadaşlar. Geliyorsunuz, ücreti 40 elmas. Ben size yapıyorum hani şeyler de dahil bu arada. Ehliyet masrafları falan dahil. Ha kaldınız vesaire sıkıntı oldu. Tekrar edenlerde 25 elmas olarak alıyoruz. Eğitim ücreti alıyoruz bu sefer hani. Onlar vesaire ayrı şeyler. Onun dışında tamam burayı hallettik. Bu ev tamamlanmış, muazzam olmuş. Japonvari evimiz. Yani baksana. Iron Waka Home. Tatlı olmuş baya. Şunun güzelliğine bak. Netflix and chill. Hala izliyor musunuz? Çok güzel olmuş baksana. Burası var. Uf. Oğlum bu ne? Ne yaptınız buraya oğlum? Adamlar. Adamlar. Yapmış yani. Dolaplar. Her şey var yani. Buzdolabı var. Bak buzdolabının ekranı var. Mumlar var, pastalar var, Netflix and chill var, hoparlörler var. Burada güzel böyle bir jacuzzi var. Sonra buraya geliyorsun, üst kata çıkıyorsun. Üst katta müzik sistemi, buradan manzara. Manyak şeyler. Buraya geliyorsun, of! Master bedroom. Şuraya bak, dolapta kıyafetler. Yastıklar. Bitkiler. Burada sohbet edip şehir merkezi izlemeler. Burada ufak akvaryumlar. Oğlum neler dönüyor burada. Allah, bir tane yedik hadi bakalım. Yani misafiriz o kadar, bir tane alalım. O zaman başka nereler var? Aha kuşlar var burada. Daisy, Milka. Sen kimsin? Mui. Mui mui. Çekmeceler var. Aynamız var. Burası manyak bir yer. Herhalde burası en iyi yer. Burası arkadaşlar.
10 milyona satılıyor. Bak bak bak. Bu arada Realms'ların şank olayı artmış bakın. Buradan görebiliyorum. Poyraz'ın egoist malikanesini görebiliyorum. Şaban. Şaban da burada. Şaban. Güzel tatlı bir yer olmuş. Yani burası sahibinden satılık 20 milyon. Şehir merkezine 30 saniye satışında. Güzel bir mekan. Onun dışında buralarda evet burada bir tane Better Call Saul mekanımız vardı. Burası mahkememiz olacaktı. Bakalım buranın bahanesi neymiş. Ben böyle zor yapıyı... Okey. Yani yapan kişiler memnun diye duydum ben o şekilde. Güzel mekan ama ya. Bu bak kimler ne mekanlar yapmış... Berkovant hala burayı yapıyor ama güzel yapmış yani. Şöyle kenarlardan falan da bakalım. Yani manyak duruyor. Bayağı güzel olmuş yani. Bu tam halini bir görsek daha manyak olacak. Onun dışında burada zaten bu evi önceden de görmüştüm. Bir hobbit evimiz var burada. Zing zing zing. Sandıklar, netritler vesaire vesaire. Burada da güzel. Bu ev de güzel. Çok basit. Okey ama. Direkt kasinonun yanında. Kasinoya 15 saniye yürüme mesafesinde diye satılıyor bu da. Burada bir Axolotl evimiz var abi. Güzel, tatlı. Şöyle gidiyoruz. Köpke var. Luffy. One Piece izleyenlerden galiba. Burada Deniz'in kalbi 2 tane almış. Deniz çok kırılmış buna. Bundan sonracığıma. Başka yer yok mu lan? Bir de şurası var galiba. Burası da bayağı manyak duruyor. Orayı belediye binası yapalım diyor. Burasını belediye binası mı yapalım? Yapalım yani. Niye yaptı biliyor musun? Belediye abi belediyeye binası. İnsanlar çıkmasın diye mi yapıldı ya? Baksana. Bak bak bak. Burada her bok var. Güzel olmuş yani. Bam bam bam. Buz devi İskandinav mitolojisinden. Okey. Okey ben bilmiyorum ben birazcık cahilim mitolojik olarak. Güzel. Tatlı biraz boş yani. Interior olarak bir şeyler yapılması lazım. Buralara böyle daha tatlı bir şey. Kütüphane olabilir. Şehir kütüphanesi yapılabilir buraya. Buralara bak mesela öğrenciler çalışsın diye mekanlar yapacağım. Buraya kitaplıklar falan koyacaksın. Manyak iyi olacak abi. Baksana. Manyak güzel olur. Buraya da geleceksin abi. Tam buraya bir tane stand yapacaksın. Ha o kitaplar ikinci katta sağda kalıyor. Teşekkür ederim. Ondan sonra gelecek makineden dınk dınk kitapları kiralayacak. Ondan sonra diyorum başka nereleri var ya görmedim bilmediğim. Bu evi daha yeni görüyorum. Bu ev de yapım aşamasındaydı. Bak bu da güzel olmuş. Buradan bunun anıları var mı yoksa öylesine mi koydun? Çiçekler güzel dışarısını gördüğünde yani. Ya da ne bileyim bir tane hırsızı sapı da bir anda görebilirsin. Perde falan lazım bu eve. Onun dışında buranın da interiörü daha yapılmamış abi. İç dizaynı yok. Buradan geliyorsun. Tamam burası da güzel. Kaçırdığı bütün insanları tutsak edecek geniş bir alanı var abi. Şömine. Şömine ana mekanda olmaz mı? Ayrıca süt garip garip tavırlar yapıyor. Bak abi burada yaza. Yazık yazık cidden çok yazıktır. Tekrar yaza döndürüyorum kamerayı abi. Şöyle sen gözüküyorsun Oktay galiba yine. Hop yazık. İsmini bilmiyor tabii yazık olduğunu. Süt Paşa geldi. Süt Paşa. Süt Paşa. Süt Paşa nereye gidiyorsun? Ah be yazık. Ah be yazık. Bam. Bam. Yine patinaj çeke çeke gitti. Manyak kedi ya. Hala patinaj çekiyor bir yerlerde. Sesi geliyor. Tamam burasını da hallettik abi. Onun dışında burası neresi? Burası şeker kamışı farmı mı? Dünyanın en basit farmı kafa ütülüyor. Burası Iron Golem farmımız. Burası herhalde sanayi abi. Sanayi şehrin merkezine yapmak birazcık korkunç olabilir ama yine de yapılmış artık. Burası Minecraft. Ve arkadaşlar asıl yer, asıl olay. Şimdi izleyin ve görün. Bakın Mr. Cash gazinosu abi. Buraya geliyorsunuz. Tablolar şık şık. Tarz. Burada VIP locaları falan var. Burada zaten bu makineyi biliyorsunuz. 3 elmasa 3 elmas mı lan? Bunları 3 olarak mı değiştirmiş? 3 tane mi alıyor artık ben buradan mesela koysam? Şöyle tık tık koydum mesela. Bir tane bastım. 3 elmas 1'e
3 elmas gelirse hediye alıyorsun. Ha öyle. Okey. Okey. Yani elmasa diye basit bir şeyde de yazabilirdi açıklaması. Kardeşim kullanım kılavuzunu birazcık daha kolay yap. Yani bildiğim makinemi unutmuşum ama asıl kısım burası arkadaşlar. Bakın. Şunun güzelliğine bakın abi. Bunu biliyorsunuz. Bir tane normalde bir tane top olur. Etrafta dolaşır. Durduğu yere göre size para verir. Kırmızılar isterseniz kırmızıya geldiğinde kırmızı kazanıyorsunuz. Siyah istediğinizde siyah geldiğinizde kazanıyorsunuz. Yeşil de daha az olduğu için oranı ona göre. Adam blokla çalışıyor yapmış bak. Buraya bir tane blok koyuyorsun, tamam mı? Buradan da rengini seçeceğim. Kırmızı mesela şu an. Ben buradan yeşil imkanı yok abi. Siyah yapıyorum. Ondan sonra buradan zinc basıyorum. Buradan bak dönüyor. Ding 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 ding. Siyah. Buradan da param geliyor mesela. Bir blok verdim, bir blok aldım. Böylelikle 9 almış oldum. Şimdi tekrardan abi bir tane daha koyuyorum. Bir tane daha yapıştırıyorum. Siyah gelir mi bilmem. Kırmızı geldi. Tamam, elde var 0. Yani cidden Mert Paşa'mın eline, ayağına, zamanına, her şeyine sağlık. Yani bu kadar büyük bir makine yapıp bayağı azimle yapması. Yapıştır abi bir tane daha. Siyahtan. Geldi mi siyaha? Geldi mi siyaha? Oğlum bir durmadı lan. Dursana kardeş. Kırmızı yok. Bu para kaybettirecek. Bütün 4 bloğumu da koyuyorum. Yeşil yapacağım. Kat kat kazanacağım. Şimdi izle gör abi. Zinc, zinc, yeşil, bam. Adalancas neden açılmıyor? Abi sunucu kiraları falan filan arttıktan sonra bir şey karşılamamaya başladı. Normal aboneler sunucusu açıp ondan sonra da düzgün bir şekilde Adalancas'ı da açmayı planlıyoruz. Olayımız o şekilde. Eğer destek verirseniz abi normal abone sunucusundan sonra abone sunucusu Adalancas birleşecek tekrardan. Öyle bir şeyler olacak. Bu arada yeşil gelir mi? Gelmedi. Böylelikle zaten kasa kazanıyor. İki hakkım kaldı yani. Bütün ev rızkını yeşile basınca erkekler. Aynen öyle abi. Bir şimdi hızlıca döndü. Ya ben bunu biraz daha oynamak istiyorum. Mr. Mert beni tanıyorsun zaten. Tanıştıklığımız var ya. Ben yatırım yapmışım zamanında. Birazcık daha verebilir misin blok falan? Verir misin borç? Hey George, versene borç. Abi, olmaz Michael, bende de yok. Yok lan, chatten kırmızı ver dedim. 3 kırmızı bir siyah geldi. Ben sana söylüyorum. Oğlum bana ne oğlum, ben kendi hakkımla kaybetmek istiyorum kardeşim. Adam Ender chest'inde depoluyor. Sadece yetkili per. Ben yetkiliyim ama hissedarıyım. Buraya zamanında 10 elmas verdim. Şöyle bir bakayım yani. Halktan arz alınca insanlar. Bakalım buralara da gibi. Buralar neydi? Slot makinesi dokunmayın. Dokundum. Devam. Rulet makinesi dokunmayın. Önceden burada rulet makinesi. Bak burada bir şeyi kırarsam kafamı kırar. Net kafamı kırar yani. Söver. Ses basmak istemiyorum ama. Ses basmak istemiyorum ama bak örneği var. Basayım arkadaşlar. Ailenizin yanında izliyorsanız 10 saniye kulaklığı kapatın. Neredeydi o ya? Mert ölüyor. Öldüm amına koyayım ya. Allah belasını versin, bu netim gibi amına sikeyim ya. Aynen. Yani bundan öyle belki ya, daha fazla bağırabilir. Hiçbir fikrim yok. O yüzden. Ben devamını basıyorum abi. Hayır hayır. Devamı yok abi. Devamı da daha da deliriyor. Daha da sövüyor. Korkunç. O yüzden. Üç parça var bunun. Neyse. Şimdi bana altın blok atarsan ben birazcık daha şansımı denemek istiyorum ya. Atıyorum hemen. At abi. Altın blok derken. Buyurun Doğukan Bey. Teşekkürler. Bam. Buyurun. Ne kadar? 16. 16 bloktan çıkar mı acaba ya? Ya ben VIP'yim arkadaşlar. Tanıdık olunca böyle yani zevkine falan oynatabiliyor yani o yüzden. Ben yeşilde kalacağım bu arada. Buraya ekran gelir mi? Discord'da. Yok buradan bilgisayarım. Belki... Gerçi içinden o kadar toz çıkardık ki belki şu an düzelmiş olabilir. Bak bir toz kalktı abi. Yani öyle bir toz. Öyle bir toz yani. Yemin ediyorum hapşurdum bir süre. Ben bak kamera oh, videosunu çekiyoruz. Ağır çekimde çekiyorduk. Toz kalktı. Kamerada bir şey gözükmedi bir süre. O kadar kötüydü. Kedi tüyü falan da bayağı girmiştir ona. Abi yok ya. İnşaat mı inşaat. Bütün tozlar öyle geliyor yani. Bu arada yeşil çıkacağı yok. Zaten bu parayı da ben Mert'ten aldığım için kazanmak falan filan da istemiyorum. Yeşile basıp
Şöyle bir deneysel takılmak istiyorum. Hadi yeşil. Deminden belki burada. Neyse bir dakika. Yeşil ne kadar veriyor? Yeşile 10 veriyormuş abi. Tamam güzel. Ya yeşil çıkarsa abi para parayı çeker ya. Böyle bence tutacak bir süre. Oh bak. Yeşil para. Çıktı. Lan çık lan. Pardon abi al. Ben senin kırılmazlığını alınca sen de aynısını bana yapıyorsun. 10 oldu bakalım. Buradan koy 22. Ay yeşilden devam ya. Borcu da çıkardık. Oğlum adamdan para aldım. Ve adamdan para almaya devam ediyorum. Yani şu an böyle VIP üyenin diye sinirleniyor içten içe ama neyse. Blok falan. Ha bak orada başka müşteriler de var. Tamam başka müşterileri de bir şeyler yapıyor. Yo Mert şu an biliyor bence ya. Her şekilde geri cebine döneceğini. Yani o yüzden yok, çok sakin. İzle ve gör abi. Ya şimdi dönmese yarın dönecek zaten sorun yok. Yok abi ben biliyorum. Ben bu siteler nasıl çalışır bilirim. Site? Bu adam parayı buradan kastı. Bak bak bak. ZD de aldı abi. ZD de aldı. Bu kumarhane yok olacak abi bu arada. Sana söyleyeyim. Öyle. Öyle. Şu an yaptığım karı var ya anlatamam. Nasıl lan? Ciddi misin? Açtığımdan beri o kadar temiz para kazandım ki üf. Harbi mi lan? Ben de açayım bir tane yanına. Yani şöyle söyleyeyim. Benim Creative'de oynadığım sunucumda bile, tek başıma oynadığım sunucumda bile bu kadar elmasım yoktu. Ha sen bana hani 16 blok elmas atarken şey miydi yani? Azıcık mı attın? Elimin kiri gibiydi evet. Vay arkadaş. Tamam ya. Ben bundan sonra böyle oynuyorum. Siyah. Kırmızı. Okay. Kırmızı. Bak baş siyah çıkarsa bana 10 elmas borçluyorsun. Mert'ten çekersin. Mert'ten çekmiyorum kardeşim öyle işlemiyor. Mert sana %95 faizle borç verebilirim. Yak. Dediği şeye bak ya. Vay be bu adam biliyor bu arada nasıl yapıyor bunu. Şimdi ne Mert de Meriç. Şimdi siyah çıkma olasılığı daha fazla bu arada şu an. Öyle miymiş? Yeşil çıkacak bu arada. Şu an yeşil çıkacak. Yeşil de çıkabilir. Yeşil de çıkabilir. Siyah da çıkabilir. Kırmızı bir tık az ama kırmızı gene çıkabilir abi. Hani. Ya dedin ki 3 olasılığı ver. 3'ü de olabilir dedin. Ne anladım ben ondan? Hayır. Sıralamasını yaptım direkt. Şey, siyah, yeşil, kırmızı sıralama. Evet. Siyah, yeşil, kırmızı şu an sıralama dedikten sonra. Ay yanlışlıkla basmış. Yanlışlıkla basmış. Hayır. Dur. Yeşil de duracaksan dur. Kırmızı. Yeşil hadi. Let's go. Tamam. Ya 22 idi az önce de kazandıktan sonra 25 oldu. Ben böyle şey yaparım. Bir dakika dur. Şu an burada kaybetmek için 16'sını geri at. 9'unu al ve çıksana böyle. Mert sadece bakın kalsın. Abi. İlk defa para kazanıp çıkan bir insan olacak çünkü. Mert Bey ya size şöyle 2 blok daha fazla vererekten şöyle atıyorum. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Volkan Bey ben VIP kartınızı vermiş miydim? Yok vermediniz Mert Bey. Buyurun vereyim şöyle takip edebilirsiniz. Oğlum bir dakika siz gelmeyin. Siz gelmeyin aslında. VIP kartı verecek inşallah. Kardeşim sen gelme lan adam VIP kartı veriyor. Adamın gizli yerlerine ayaklarınızı giriyorsunuz. Buyurun. Oo. Bir dakika. Şunları bir o VIP kart bunlar mı? Evet. Bunlar da no 1. Buyurun sizinki burada efendim. Ciddi misin oğlum? Evet. Mr. Cash VIP. Mr. Cash gazinosu. VIP üyelik kartı. İsim Doğukan Adal. Belgeyi veren Mr. Mert 0. Wow. Arkadaşlar şey, galiba buranın ilk VIP üyesiyim. Yok son VIP üyesi. Evet sonsun bu arada. Ben nasıl? De oldum. Sen de mi oldun? Ya ben atıyorum böyle. Ben kullanmıyorum bunu. Hop. ortam alı olmuş burası. Sen de mi oğlum? Pü böyle işin ya. Hiçbir anlamı kalmamış kardeşim. Neyse. Peki bu belgesinde sahtecilik yaparsa birisi ne olacak abi onun başına? Yapamaz abi. Şu. Yapamaz ki. İmzalı. Sahte gözüküyor. Aynen. İmzalı yani.
Oğlum sen Minecraft oyna da gel ya böyle şeylerle. Minecraft'ta sahtecilik olmaz öyle. Sadece duplarsın belki bir şeyler. Belki yaparsın da hani. Şu imkanlarda pek mümkün gibi değil. Öyle. Yeni çocuğun. Abi yeni çocuğum aynen. Orada uyumacalar devam. Oktay'cığım yine gözükebilirsin. Çünkü ben bu kamerayı ayarlamadım. Hep orada ya. Bu köpek de hep orada yani. Şimdi ben aynen şöyle falan yapacağım. Zink. Tada, yeni çocuk. Şunu şöyle update'leyeyim de buraya gelsin hep. Ne yapıyorsun yeni çocuk? Ne yapıyorsun yeni çocuk? Yazık. Çok rahat ya. Bu köpeği ilk kez bu kadar rahat görüyorum. Bak, pati ver diyorum. Pati veriyor. Yani her zaman vermiyor tabii de yani pati vermeyi seviyor. Ondan sonracığıma yerine oturacak böyle pıt pıt yapıyorum. Küçük bir yatak vardı. Sütün asla yatmadı. Sütü aldığım bir yatık. Yatık. Ona böyle tık tık vuruyorum. Gidiyor ona yatıyor falan böyle. Tatlış yani. Tatlış baya. Bam. Şu açıyı göstereyim arada ya. Bu arada bunun ışığı da baya gitti. Ha burada da süt paşa var süt. Süt paşa. Oğlum hayvanat bahçesine döndü. Başka. Oktay da var. En önemlisi sen varsın. En önemlisi sen varsın amına. Ay pardon. Orangutan seni. Sensin orangutan. Yap takip. Bir de diyor ben hayvan, ben de alakası yok yani aynen. Gördünüz değil mi? Nasıl ne kadar çirkef, korkunç küfürler arkadaşlar, ben korkunç şeyler görüyorum, korkunç şeyler yaşıyorum. Ah neyse, reklamlar. Hey sen, o dürümü yemek yerine şu anda Okan Adalı abone olabilirsin, biliyorsun değil mi? Bir dürümden daha da ucuz. Hem de bir ay boyunca. Sohbete yazdığında havalı ikonların olacak. Hediyeler alabileceksin. Minecraft sunucusuna girebileceksin. Daha ne istiyorsun? Tabii telefondan veya tabletten abone olma, çünkü ekstra komisyon alıyor, daha pahalı oluyor. En iyisi sen bilgisayardan ol, çok daha ucuz. Reklamı değiştirin yazmışsın. Biz zaten abi... Amazon'uz, biz Netflix'iz, reklam kampanyası için özel büro atadık. Böyle şey diyoruz, reklamı değiştir kardeşim. Ben reklam departmanına iletirim yani. Reklam departmanı yapar mısın reklam? Hayır yapmam, teşekkürler. Bak departman iletildi, reddedildi. Reklamda bir şey fark ettim. Doğu Kanadalı abone olamayacak tek kişi Doğu Kanadalı olduğu için dürüm almıştı. Onu fark ettim ben. Ha, backstory'sini de keşfedenler var aradan. Abi öyle küçük detaylar abi, var. Abi reklam eskidi. Ya siktir, bir haftalık reklam ne eskidi ya. Allah Allah. 2-3 senelik intro kullanıyoruz burada, beğen diye şey yapıyoruz. Kimse ona eskidi yazmamış. Kardeşim dürümünü yiyeceksen ye. Sadece burada ağlama, tamam mı ya? Lavaş burada 75 lira demiş adam. Tabii bak, lavaş 75 lira. Bir paket alıyorsun gerçi de yani. Lavaş sadece. 10 numara reklam. Kıskananlar çatlıyor. Pat 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 yere dökülüyor. Biz burada reklamımıza bu şekilde hani. Bazı şeyleri iyi yapacaksın ki düşman olacak. Onlar. Intro eski. Bak şimdi diyorlar. Sadece akıllarına getirmen yeter. Aynen öyle. Arkadaşlar. Evet, yani. Taşlanan ağaç, meyve veren ağaç taşlanırmış. Tam tersinden başladım cümleyi. Nasıl oldu? Başka yere yapmadınız mı oğlum buraya? Şeyi gezmedin. Neyi gezmedim? Tarlayı. Hangi tarla? O şeyin... Kafa var ya kafa. Kafanın yanındaki bu tarlada ne var oğlum? İn aşağı. Korkuyorum. Kolum tükürüyormuş. Tamam, patates, havuç, buğday. Şöyle bir inceliyorum abi. İhbar geldi burada. Neler var acaba bu tarlada? Tamam, öbür tarafa doğru, aşağı doğru inelim. Merhaba. Komiserim, bunlar bizim. Nereden yapacağım onu? Komiserim, bunlar bizim. Aldım bunları şimdi. Eğrelti otu. Eğreltiyor mu abi?
Eğreltiyor abi. Çok çok içersin ha, eğreltiyor. Ta 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 ta. Abi ben bunu şöyle alayım abi. Tamamdır. Teşekkürler. İyi günler. Abi bizi neden server'dan attın? Sebebini açıkladım abi. Az önce de açıkladım. Bir bu arada şöyle söyleyeyim. Dürüst olayım değil mi? Biz gelmiyoruz. Dürüst olayım. Ol ol. Ya. Kesinlikle. Abi bak sunucuyu aldık. Burada Realms geçici olarak aboneler sunucusu açılacak zaten. Herkes girecek abonelerden. Biz buraya geldik abi. Oktay diyor ki ben gireceğim. Hani Oktay moderatör, Oktay arkadaşım. Ha, yani burada daha çok yetkisi var. Burada rica ediyor bu kişiler, bu kişilere, Raso'ya falan. Raso böyle. Oktay mı gelecek? Böyle oynuyor abi. Böyle herkes böyle oynuyor. Ya da ne bileyim böyle çok göze batacak hareketler falan yapılıyordu. Ben de sunucu açılana kadar agalarla devam. ZD'yi atmadım çünkü ZD hiçbir zaman böyle bir şey ama ZD şu an çık desem çıkar direkt yani. O, ondan evet, dolayı. Yani o yüzden birazcık daha böyle plugin'dir şeyler gelsin böyle tamamen tatlı olmasın. Ayıp oluyor beni örnek gösterin. Abi yani... Sen yaptın çünkü yani sen yaptın. İsim vermek gerekirse VC falan da vardı. Abi sürekli mesela şey yazıyordu VC'de mesela. Diyordu ki ne yazıyordu ya? Böyle ilgi çekici ama alakası olmayan şeyler. Benim mesela burada yetkim var. Ben o sırada şeydim. AFK kalıp kimin ne yaptığına bakıyordum. Şöyle yapalım abi bak. Şöyle bakıyordum yani. Bildiğin şöyle geziyordum. Şöyle bakıyordum falan. Abi bir şeyler yazılıyor ilgi çekme babında ama hiçbir şey de yok mesela böyle. Oktay girecek, Oktay'ı falan almayacak kadar böyle şey yani. Mesela Berkovant bir kere sormuşlar Berkovant'a ihtiyacın var mı bir şey diye şunu şurayı yaparken. Berkovant demiş ki yok teşekkür ederim. Sonra ben bak sunucuya o süre boyunca giremedim. Herkes şikayetçiydi. Ve ben sadece totalde 5-6 dakika falan durabildim. Ve Berkovant'a aynı kişiler sürekli olarak yardım lazım mı yazıyordu. Lan adam zaten bir iki dedi yani yardım istemiyorum. Yani böyle darlama hani bunaltma yani böyle. Lazım mı yardım? 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 Oğlum çok benim ruhum sıkıldı bak. Sunucuda ben 2-3 gün dedim. Benim önüm, başka işlerim gücüm vardı yani. O kadar darlamışsınız ki adamları. Dediler işte normal sunucu açılana kadar herkesin yetkisi dağıtılıp hani farklı farklı claimlere göre dağıtılmadan yapmayalım bu işi dediler. Ben de çıkardım yani. Aynı o şekil. Abi ben geri alınacak mıyım peki o abi, kadar ev falan yaptım? Ney? En büyük sıkıntı. Adama diyorsun ki şehir planlaması yapıyorsun. Aha. Buraya ev yapma. Aha. İlle oraya yapıyor. Ya yapma. Dinlemiyor. Böyleymiş o kadar. Bak biz burada şehir planlaması da yaptık. Oktay'ı da duydunuz mu bilmiyorum ama buraya ev yapma diyormuşsun. Adam yapıyormuş yani. O yüzden claimler olduğu sürece tam sunucu açıldığında yapılması lazım. Çünkü böyle bir şey var. Mesela malzemeler de biz bu malzemeleri biliyoruz ya. Bu malzemelerin nerede olduğu. Abi malzemelerin diyor ki Oktay ben malzemelerimin yarısını bulamadım. Ondan sonra başka biri diyor ben malzeme bak bir kişi alıyordur herkes aldığından değil malzemeler de gidiyordu ya ben birine suç atmıyorum burada ama malzemeler yok oluyormuş bir şekilde o yüzden dedik ki bu claim işine girmeden bu işleri yapmayalım çünkü hani güvende bir yere kadar da yani gecenin 3'ünde 4'ünü sunucuda kimse yokken ben şurayı şunu alırım abi bak artık bu benim abi devam böyle yani kim görecek ki kim bilecek yani. Bu şey de değil, doglar falan da bakılmıyor diye biliyorum Realm sunucusunda. Ne? Gerçekten aldın gidiyorsun. Aldım. Benim çünkü kimse görmedi. Ya. Gece saat 3 şu an bak. Bakıyorum. Aynen bak. 21 saat şu an. Topla 3. Vuracağım bak sakın. Ben de ölebilirim de. Üç erken. Yani olduğu kadarıyla. O zaman abi şimdi ne yapıyoruz tam olarak? Farm var istiyorsun. Bakalım. Hangi farm? Demir golem farmı var ya hemen yanında. Ya buna baktık abi. Farm aşağıda. Tam baktık buna zaten. Yanına.
Tekinden bahsediyor. Buna mı? He, oraya baktın mı? Oğlum şeker kamışı farmının neyini inceleyeceksin? Hani en ilkel Minecraft oyuncusu bile bunu yapıyor Oktay yani. Bak sen mi yaptın bunu? He. Helal olsun Oktay. Şeker kamışı farm girişi. Bakın Oktay burayı göstermemi istedi özellikle abi. Şeker kamışlarımız doğal yollarla burada üretilirler. Ve vagonlar tarafından her saniye başı denetlenip buradan vagonlardan hunilere aktarılırlar. Ve günün sonunda burada birikmeye başlarlar. Böylelikle burada daha sağlıklı bir yaşam, daha organik şeker üretimi yapıyoruz. Böylelikle de bütün köye yetecek, bütün kasabaya yetecek, bütün şeker ihtiyacını karşılıyoruz. Oktay'a buradan çok teşekkür ederiz. Burada da Iron Golem'lere bayağı soykırıyor. Bütün hepsini yok ediyor bakın. Duş alıyor, duş. Duş alıyor, sıcak duş alıyor. Öldüğünü görmeyeceğiz tabii ki. Ben kafamı şöyle çevireyim. O sadece eğleniyor. Burada Iron Golem sıcak havuz tesislerimiz var arkadaşlar. Böyle doğal kaynak suyundan, sıcak sudan geliyorlar abi. Mineralli de su bu, böyle akıyor abi. Orada cilde iyi geliyor. Alttaki çamurları da ciltlerine sürüyorlar abi. Çünkü Iron Golem'lerin ciltleri birazcık serttir. Onlar genellikle Iron Golem'leri görüyoruz kaplıcalarımızda. Çünkü Iron Golem'lerin derisini yumuşatma işlemleri vesaire daha bizim gibi güzel bir kasabanın o mineralli suyuna ihtiyaç duyuyor. O yüzden Iron Golem'ler kesinlikle hiçbir rahatsızlıkta değiller. Gelen her Iron Golem bize 10 yıldız veriyor. Hepsi öldüğü için hep bütün oylamaları biz açıyoruz. Teşekkür ederim. Sonra böyle ehliyet falan veriyoruz. Başka kimseye yok şu an. Çünkü al sayımız az. Böyle. Bu da Yetoman'ın evi. Şurada bir tane kova vardı. Hala o kovayı öyle tutmuyordur inşallah diyecektim. Aynen tutmuyor. İyi ki tutmuyor. Onu başka bir yere de asmış da olabilir yani. Sapkın adam ya. Nerede o? O bir yerde vardır o. O kovayı bulmam lazım. Sapkın adam. Aşağı inme. Ha, aşağıda yani. Ne göreceğim acaba ya?